Merhaba arkadaşlar. Bir İstanbul tatilinin ardından daha kameranın karşısında mikrofonun başındayım. Ahlatın başındayım. 16 yaşındayım. Türküsü gibi oldum. İstanbul tatilim dedim. Yani çok tatil sayılmaz aslında. Biraz işti ve bir de kirvelik görevimi yerine getirmek için geldim. Kirveydim. En yakın çocukluk arkadaşlarımdan birinin oğlunun kirvesiydim. Geldim. Tutacağımı tuttum. Döndüm. <laughs> Güzeldi ama. Çok eğlendik gerçekten. Ailemle gittim. Annemle, babamla, kardeşlerimle. Berlin'den bir arkadaşımla. Halay çektik. Rakı içtik. Sohbet ettik. Eski dostları görmek güzel geldi gerçekten. Ama İstanbul'u görmek o kadar güzel gelmedi. Önce şeyi söyleyeyim. Mesela bir önceki videolarda işte bazı videolarda şey demiştim. Türkiye'nin Erdoğan'ın eli güçleniyor demiştim. Evet. Angela Merkel veda ziyaretine bakın Erdoğan'ın yanına geldi. Yine saraya çöktüler yani saraylardan birine. Ve son derece dostane görüntüler verler. Hani diktatör diyordunuz, otokrasi diyordunuz, bilmem ne diyordunuz. Avrupa diyordunuz, insan hakları diyordunuz. Ne oldu? Yani demek ki bir şey var anladın mı yani? Demek ki adamların hala bir hukuku var. Aralarında bir dostluk var yani. Kime veda veda edersin hocam. Dostlarına veda edersin. Devlette devamlılık esastır. Angela Merkel geldi. Erdoğan'ın elini sıkmaya ayağına mesajlarını verdi. Geri döndü yani. Mesela Putin'e gitmiyor. Falana gitmiyor. Filana gitmiyor yani. Anladın mı? Zaten Türkiye'nin gücünü nereden aldığını İstanbul'a geldiğinde anlıyorsun yani. İstanbul bir insan çöplüğü haline gelmiş. Affedersiniz. Ya bunu söylerken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani çaresiz insanlar yani. Kendini kurtaran insanlar İstanbul'a gelmiyor. Öyle bir kesim de var. Yani 250 bin dolara vatandaşlık alınabiliyorsa bir yerde oraya zengin de geliniyor, geliyordur. Ortalama zengin diyelim yani. Orta sınıf diyelim başka ülkelerden. Ama bir taraftan da kendi kendi ülkesinde kadın göremeyen, iş yüzü göremeyen, gün yüzü göremeyen en azından bu mevcut gündelik laik seküler hayatı tatmaya, onu yaşamaya İstanbul'a geliyor yani. ve İstanbul gerçekten yaşanılabilir olmaktan çıkmış. Yani İstanbul'da yapılan nefes alma verme aktivitesine yaşamak denemez. Gerçekten her haliyle bitmiş bir yer yani İstanbul. Ya taksi yok ya. Taksi seni almıyor. Bir tane takside Türk bayrağı vardı böyle üçgen, böyle etrafı ışıklı pavyon gibi şey. Tespitte de üç hilal var yani. Adamın tespihinde o sinyal koluna taktığı tespitte. Ya yani ne kadar milliyetçi olunabilir daha bayrağını asmış, tespihini açmış, hilal. Bu her şey var adamın? Abi diyor, Türk müşteri diyor, yaramaz diyor ya. Arap aldın mı diyor, şuradan şuraya 100 lira veriyor falan. Ya bir insan kendisiyle bu kadar çelişir mi? Ya sen daha senin ideolojinin ne olduğunu bilmiyorsun yani. Anı Mesela yoksulluk da çok değişmiş. Eskiden yoksulluk geçim sıkıntısı demekti bizim için. Bu Almanya'da da var yani birçok insan için. Ama açlık, açlık var yani. İnsanlar gerçekten her şeye aç. Gıdaya aç, alkole aç, nefese aç, havaya aç, ağaca aç, denize her şeye aç. Her şeye aç yani. Insan. Bunu anlıyorsun, insanların davranışlarından anlıyorsun. Atatürk Kültür Merkezi'nin Atatürk yazmışlar. Arkasına Atatürk yazdıkları aynı renkle fon yapmışlar. Atatürk okunmuyor. Orada bile bilerek yapmışlar ona bak. Gidin Taksim Meydanı'na ya da ben onu Instagram'a koymuştum. Bakın, gerçi silmiştir ben story koymuştum. Bulursunuz yani Atatürk Kültür Merkezi yazın, Taksim yazın, yeni logo yazın ya da yeni tabela yazın. Yani anladın mı yani? Acayip planlar yani. Mümkün değil Hiçbir mimar ona atlayamaz. O ona emir verilmiş. Yani arka fontla Atatürk yazısı aynı olacak. Atatürk yazısı silik olacak. Okunmayacak yani. Evet pratikte Atatürk Kültür Merkezi ama okunmuyor. Bir taksici şey dedi. Seçim geliyor ya falan dedi yani. Atatürk yazması da o yüzden dedi yani. Sanki seçimlerde onun demediği bir şey olabilecekmiş gibi. Ben hala aynı fikirdeyim yani. Onlar ne istiyorsa o olacak. Ben o fikirdeyim. Maalesef ya ben tekrar geldim. O kaos o yani muhalefet oradan hani istediğini çıkaramaz o kaosun içinden. Yani silah adamların elinde, para adamların elinde, medya adamların elinde. Sen oradan nasıl bir demokrasi ateşi? Merkel yanında, diğeri yanında, hepsi yanında adamın. Ne yapacaksın yani? Kendi bir tabanı da var. Silahlı paramiliter güçleri de var. Ben umut göremedim yani. Zaten bütün mesele o tünelin ucunun görünmemesi. Hani taş devrine gitsek şunu anlarız. Herifler ulaşımı çözmüş yaptıkları arabayla. Kendi kendilerine ulaşım sorunlarını çözmüşler. Taş devrinde. İstanbul'un şu anda ulaşım sorunu çözülmüş değil. Daha ne diyeyim yani? Hijyen sorunu çözülmüş değil. Yani ben sizin yerinizde olsam İstanbul'da bardaktan içecek içmem. Has Hastalandım ben her tarafım şişti boğazım boğazım enfeksiyon varmış aynı havuzdan 100 bin kişi aynı içecek içiyor olmaz o barlarda havuz var ya hani burada o su bir değişiyor ben çalıştım hani bir sirkülasyon var falan orada ben o suyu gördüm Beşiktaş'ta bir barda o bulaşık yıkanılan yani bardakların batırıldığı havuzu gördüm çamur gibiydi. Ya böyle daha neler var? Beşiktaş yaşlı bir çocuğu dövdüler. Kafasını cama vurdular. Öl, ölüyor. Öldü mü kaldı mı o bilmiyorum. Herkes böyle şak şak yaparak izliyor. Millet izledikçe onlar daha çok birbirine vuruyor. Nereden tutsan elinde kalıyor İstanbul yani. Ben valla ben bir arkadaşım dedi bana. Sen dedi buraya muhtaç olduğun üçüncü gün kafana sıkarsın dedi ya. Ben evet dedim yani. Ben ya intihar ederim. İntihar edecek cesareti bulamasam da akıl hastanesine yatırırlar beni. Ya da öldürürler. Ya da hapse düşerim ya. Yani ben orada yaşayamam yani. Başka bir dünyanın olduğunu gördüğünde oraya döndüğünde olmuyor yani. Ha başka bir pencereden bakıyorum. Döndüğümde üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Ya ailemi bıraktığım için. Ya ben Almanya'da babam gibi bir adama rastlamadım yani. Öyle bir adam yok. Kitap gibi adam ya oturduğun zaman keyif alıyorsun ya. Adam yaşamış, görmüş yani. Kimsenin sırtından değil, kendi başına yaşamış yani. Mesela, o, o da başka bir şey yani. Mesela o adamlardan da uzak olmak tatsız ya da böyle çok iyi insan da var. Gerçekten İstanbul'da çok fazla iyi insan var. Türkiye'de zaten vardır. Kötü tabii ki çok ama iyi insanda gittikçe merhametli bir insan haline gelmiş çaresizlik ikliminden dolayı. Yani, o kadar görmüş ki o yokluğu falan onu daha iyi bir insan haline getirir Şimdi bu insanlardan uzak yaşamak da zor. O yüzden bu yurt dışı meselesi yani bu bizim gibi insanlar önceden çok talihsiz gibi görürdüm ben bu meseleyi. Yani biz bir şekilde gerçekten çok şanslıyız. Hem memleketin iyiliklerini bire 10 paramızla yaşayabiliyoruz. Dönüyoruz burada da bir rahatımıza bakıyoruz yani. Ha hüzün duygusu yok mu? Var. Ya bana sorsam mesela Türkiye'de yaşayacaksın Almanya'ya gidemeyeceksin ya da Almanya'da yaşayacaksın Türkiye'ye gidemeyeceksin. Yani hiç gidemeyeceksin. Yani iki ülkeden birini seçeceksin diğer ülke sana yasak ömür billah. Ben Türkiye'yi seçerim. Geçen arkadaşım Önder'le oturuyoruz. Önder Abay'la bir söz söyledi bana. Rakı falan işte. Bavul dergisinin kurucusu ve yayıncısı Önder Abay. Dedi ki çok hoşuma gitti yani o söz. Gerçekten bizi anlatan bir söz. Sahici bir sarsıntı sahte bir dengeden iyidir. Müthiş söz. Yani gerçekten bu sahte denge bir sıkıyor beni yani. Ama o sahici sarsıntı hani insana iyi geliyor bir yerde yani çok fazla iyi insan. Yaşana yani böyle bir iklimde var. Diyeceksin ki yani o sen olduğum sana var. Sen olduğun için var. Doğru. Ben öyle değerlendiriyorum zaten. Ben Paris'i de o yüzden seviyorum. Ben Paris'e gidecek adama tipine bakmam lazım dedim yani. Bu şeyle alakalı değil yani. Tipi iyi falan filan değil. Yani milyoner adam gösterirsin yapamaz derim. Ya da ne bileyim çok güzel birini gösterirsin bu yapamaz derim. Onunla alakalı değil. Bir damar var yani. Biz bir damar insanız. Bizim sevdiğimiz şeyler belli yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Anlayan anladı. Ve tabii Türkiye sahtekarlar ülkesi. Mesela ben Almanya'da yaşayanlara söyleyeyim. Kadın erkek meselesinde sakın Türkiye'de güvenmeyin. Erkek kadına güvenmesin, kadın erkeğe güvenmesin. İyi niyetli olan vardır. eleyin. sık dokuyun. Ya böyle şeyler yaşadım ki şimdi anlatmak istemiyorum yani. Yanlış anlaşılırım. Anlatacağım konuların özneleri tanıdık izliyorlar falan. Kimseyi kırmak istemiyorum şu anda ya yani böyle bir şey için. Ama sadece şunu söylüyorum. Almanya'da yaşayan bir erkek ya da Almanya'da yaşayan bir kadınsan, Türkiye'deki erkek ve kadının sana olan duygularını çok derinden sorgula. Bizim burada tanıdığımız erkek ya da bizim burada tanıdığımız kadın Türkiye'dekinin aynısı değil. Oradakinin kafası başka Çalışıyor. Çünkü zor oyunu bozmuş, zor oyunu bozar aynı zamanda ve o da başka bir insan haline gelmiş. Biz onu kendimiz gibi zannediyoruz değil. Başına bela alırsın. Bak, ben de Türkiye'de doğdum büyüdüm ama 17-18 senedir buradayım ve buranın kültürüyle yaşıyorum, buranın kültürünü aldım. Türkiye'de doğan güneşe bile gözüksüz bakmam. Çok dikkat edin. Bence Alman hukuku buna göre gardını alacaktır. Çünkü aynı insan değil yani. Şimdi kültür hukukun temelidir. Ben onu düşündüm yani. Yani sen Türkiye'den gelip Türk İslam hukukunu burada hukuk bilirsen burada hukuku başka yani. Burada başka bir kültür var. Bu çelişki, bu Türkiye'deki insanın farklılığı, Almanya'daki insanın farklılığı çok şeye sebep olacak. Kültürel, ahlaki, hukuki, iş olarak, evlilik, mevlilik falan acayip şeyler olacak yani. İki farklı insandan bahsediyoruz. Ama biz aynı dili konuştuğumuz için onu buradaki gibi zannediyoruz. Değil. Oradaki buradakini tanıyor buradaki oradakini tanımıyor maalesef. Yani Almanya'daki gözünü dört aç. Senin benim durumumuz iyi çünkü yapacak bir şey yok. Bak benim orada kardeşlerim yaşıyor. Onlar için de aynı şeyi söylüyorum yani. O beni biliyor. Benim ne olduğumu biliyor. Cebimdekini biliyor. Su gibi şeffafım ben. Hüseyin Karakuş'un dediği gibi bir simidin susamı kadar netim. Oradaki öyle değil. Öyle olamaz zaten ya. Ben de orada olsam bakın şunu düzelteyim kimse kırılmasın. Ben de orada olsam onlar gibi olur. Mecbursun yoksa hayatta kalamazsın yani. Ama çok iç içeyiz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı zannediyoruz. Değil. Bunu düşün yakarlar hocam. <laughs> Hoşça kalın efendim. İyi geceler şimdilik.